Kiri Asya konuşu sürüngenlerin hakimiyetini bitirip yeni bir canlı grubunun dünyada yayılmasına yol açtı. Yok oluş sonrası yeni yaşam şartlarına çok hızlı uyum sağlayan memeliler dünyanın her yerine yayılmaya başladı ve böylece halen de devam eden memeliler çağı başlamış oldu. Bu çağ insanın da ortaya çıktığı dönem olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çağda yeryüzü hareketleri de artarak devasa ve az sayıda kıtayı daha küçük ama çok daha sayıda fazla kıtaya dönüştürdü. Dönemin küçük sayılabilecek bir kısmı hariç tamamında hava görece sıcaktı. Senozoik çağ 3 dönem ve onların altında 7 alt dönem ayrılır. Bunlar Paleojen altında Paleosen, Eosen ve Oligosen, Neojen altında Miyosen ve Pliyosen, Kuaterner altında ise Pleistosen ve Holosen'dir. Paleosen dönemde günümüz kıta oluşumları başladı. Böylece farklı bölgelerde yaşayan canlılar farklı uyum süreçleri geçirerek değişimler geçirdiler. Dinozorlardan boşalan yerleri ilkel memeliler kapladı. Dinozorların yok olması ile daha rahat yaşam fırsatı bulan memelilerin ebatları büyümeye başladı. Ancak yine de bu dönemde devasa büyüklüklere ulaşmadılar. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, bu dönemde yaşamış olan bir memeli olan Pantolampda Batmodum'un yaklaşık 7 aylık bir hamilelik süreci geçirdiğini ve yavrularını 30 ila 75 günlük bir süreyle emzirdiğini ve diş gelişiminin hızlı olduğunu ortaya koydu. Bu gelişim süreci de önceki dönemlerde görülen memeli ata formlarına göre çok daha hızlı ilerlemekteydi. Bu bilgiler de plasentalı memelilerin hızlı ve iyi gelişme süreçlerinin erken bir dönemde ortaya çıktığını öne sürmektedir. İnsanların da dahil olduğu primat takımının muhtemel ilk örnekleri olan bu canlılar bu dönemde ortaya çıktı. Ayrıca ilk etçil memeliler ve toynaklı hayvanların ataları da yine bu dönemde görünmeye başladı. Uçan sürüngenlerin yok olmasından sonra kuşlar bu dönemde yayılmaya başladı ve Gastornis gibi uçamayan dev etçil kuşlar yaygınlaştı. Denizel sürüngenlerin de çoğunun yok olduğu Trias yok oluşundan kaplumbağa ve timsahlar sağ çıkmayı başardılar. Kemikli balıklar iyice yayılım gösterdi. Bu durum günümüze kadar devam etmektedir. Günümüzdeki bitki türlerinin birçoğu bu dönemde ortaya çıkmaya başladı. Eosen dönem ile beraber büyük bir ısınma süreci başladı. Paleosen dönemdeki memelilerin birçoğu bu dönemde yerlerini yeni memelilere bırakarak yok oldular. Bu dönemde hem kara hem denizde önceki döneme göre çok daha büyük memeliler ortaya çıktı. Senozoik çağın en uzun dönemi olan Eosen'de at, gergedan, fil ve domuz gibi memeli takımların ilk temsilcileri görülmeye başladı. İlk gerçek primatlar da bu dönemde yaşamaya başladı. Balinalar, yarasalar ve ilk modern kuşlar da bu dönemde ortaya çıktı. Tek ve çift toynaklılar bu dönemde görülmeye başladı. Kıtalar arası memeli göçleri gerçekleşti. Dönemin sonunda hava soğumaya başladı. Takip eden Oligosen dönemde ise iklimde görülen önemli ısı düşmesi nedeniyle kutuplarda buzullar oluştu. Ormanlar azalırken otlaklar arttı. Bu durumun da etkisiyle bu dönemde canlı çeşitliliğinde önemli bir düşüş gözlendi. Modern çiçekli bitkiler bu dönemde ortaya çıktı. Bu dönemin önemli gelişmelerinden birisi de günümüz gergedanların akrabası olan ve bilinen en büyük kara memesi olan Paraceteryum ortaya çıkmasıdır. Bu canlı Balicuterium, Indicuterium ve Pisistinoterium gibi genus isimleriyle de sınıflandırılır. Ancak fosil kaydının az olması bunların farklı genuslar mı yoksa aynı genus mu olduğunu net olarak ortaya koymayı imkansız hale getirmektedir. Her ne kadar devasa boyutu ile zürafa gibi düşünülse de boynuzsuz gergedanlara daha yakın bir hayvandır. Çift toynaklı takımından olan bu canlının fosil kayıtları Oligosen dönem boyunca devam etmektedir. Bu canlıya ait fosil kayıtları Çin, Moğolistan, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Gürcistan, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'da ele geçmiştir. Her ne kadar vücut kemiklerine ait fosillerin eksik olmasından dolayı net bir hesaplama yapılamasa da Paraceteryum'un boyunun yaklaşık 7 metre, kilosunun ise 15 ila 20 ton arasında olduğu düşünülmektedir. Devasa ebatından yola çıkarak uzun bir gebelik süresine sahip olduğu düşünülmektedir. Besin kaynakları ise yaprak, çalılar ve yumuşak bitkilerdi.
hem nemli hem de kuru iklimlerde, açık alanlarda yaşadıkları düşünülmektedir. Anadolu'daki örnekleri Kırıkkale ve Kars'ta bulunmuştur. Anadolu örnekleri morfolojik olarak Asya örneklerine benzemektedir. Miyosen dönemle beraber kıtalar modern biçimlerini almaya başladı. Oligosen'de soğuyan hava tekrar ılıman bir hale alsa da dönemin sonlarına doğru yeni bir soğuma eğilimi başladı. Bununla beraber de memeli çeşitliliğinde bir düşüş gözlendi. Dünyanın her yerinde bu döneme ait fosiller bulunmaktadır. Bu da canlıların her yere yayıldığını gösterir. Ormanlarının yerini otlak ve savanların almasıyla daha açık ve kurak alanlar ortaya çıktı. Bu da at gibi hayvanların önemli ölçüde yayılmasına yol açtı. Memelilerin ilkel türleri yok olup modern memeliler ortaya çıkmaya başladı. Sırtlan, zürafa, antilop, geyik gibi hayvanlar bu dönemde görülmeye başladı. Daha önce sadece Afrika'da görülen filler bu dönemde Avrasya'ya yayılmaya başladılar. Denizlerde ise balina çeşitliliği artarken köpek balıkları en büyük ebatlarına ulaştılar. Deniz aslanı, fok, deniz ayısı ve deniz ineği gibi büyük memeliler de denizlerde yayılmaya başladı. Miyason dönem Anadolu için fosil kaydı bakımından en önemli dönemdir. Bu dönemde Anadolu göç hareketleri kritik bir öneme sahip oldu. Birçok tür Avrasya hattında göç için Anadolu'yu seçti. Bu süreçte Anadolu kendine özgü birçok türe de ev sahipliği yaptı. Anadolu'da makro memeli fosil kaydı bakımından en zengin dönem Miyosen dönemdir. Bu dönemde Anadolu'nun büyük çoğunluğu yükselmesini tamamlamış ve büyük bir kara kütlesi haline almıştı. Bu da birçok memeli göç hareketi için elverişli ortamın oluşmasını sağladı. Aktif olan, devam eden paleontolojik kazıların tamamı bu dönem üzerinde gerçekleştirilmektedir. Miyosen dönem çalışmalarında ise geç dönem, yani Miyosen'in sonu olan geç Miyosen dönem önemli bir yer tutar. Birçok çalışma bu döneme tarihlendirilmektedir. Bu dönemde ilgili kazılardan bir tanesi hariç hepsi geç Miyosen döneme tarihlendirilmektedir. Pliyosen dönemde hava iyice soğumuş ve buzullar önemli miktarda artmıştır. Dönemin sonlarına doğru buzul çağı başlamıştır. Birçok hayvan artık modern biçimlerine ve ebatlarına kavuşmuştur. Anadolu, Pliyosen dönem makro memeli fosil yatakları bakımından çok zengin bir coğrafyaya sahip değildir. Bunun temel nedeni Pliyosen dönemin Anadolu'da Miyosen döneme göre daha nemli ve yağışlı iklimler koşullarının oluşmasıdır. Bunun sonucu olarak tüm Anadolu yaygın ve geniş gölsel ortamlarla kaplanmıştır. Miyosen'deki egemen kurak döneme karşı Pliyosen'deki egemen nemli ve yağış dönem iri memelilerin aksine küçük memelilerin yayılım göstermesine yol açmıştır. Buzul çağı olarak da bilinen Pleistosen dönem insanın ilk çıktığı dönem olduğu için ayrı bir önem taşımaktadır. Bazı yeni keşifler ilk insanların Pliyosen dönem sonunda ortaya çıktığını koysa da genel anlamda kabul gören görüş bunu Pliyosen çağı ile başlatır. Bu dönemde hem insan hem hayvanlar için önemli göçler meydana geldi. Çok kısa bir jeolojik dönem olmasına rağmen canlılar dünyasında çok önemli değişimler yaşandı. Bunun da muhtemel sebebi bu dönemde iklimsel olarak çok fazla değişimin gerçekleşmesidir. Canlılar birbirinden çok farklı çevre şartlarına uyum sağlamak için değişti ve böylece çeşitlilik arttı. Dönem sonunda birçok hayvan türü yok oldu. Bunun da en büyük etkilenen grubu büyük hayvanlardı. Ancak bu yok oluşun öncekilerden farkı insan etkisinin de bu yok oluşa katkı sağlamış olmasıdır. Bu dönemde büyük yırtıcılar ve mamut gibi dev otoburlar hüküm sürdü ve dönem bitmeden yok oldular. Bu dönem insanlık için belki de en önemli dönemdir. Bu dönemde insanlar alet üretmeye başladı, Afrika dışına çıktı, ateşi kontrol etmeyi öğrendi, mağaralarda yaşamaya başladı, avcılık faaliyetlerini başladı ve soyut düşüncenin örneği olan nesneleri üretmeye başladı. Son dönem ise halen içinde bulunduğumuz Holosen dönemdir. Önceki dönemler ile karşılaştırıldığında süre anlamda en kısa dönem olmasına rağmen teknolojik gelişmelerin çok hızlı gelişmesi doğa tarihi anlamında olmasa bile insanlık tarihi anlamında değişimin en çok olduğu dönemdir. Pleistosen sonu ve Holosen başlangıcı arasındaki süreçte bitki ve hayvanlar evcilleştirildi, tarım toplulukları kuruldu
yerleşik hayata geçildi ve inanç sisteminin temellerinin atıldığı kutsal alanlar yapılmaya